Batuhan güya Riazan Knezi'nin eşini görünce ona aşık oluyor ve kendisine istiyor. Tabi Riazan Knezi vermiyor eşini doğal olarak. Aralarında savaş oluyor. Riazan Knezi mağlup ediliyor, öldürülüyor. Eşi Yevpraksia da Batuhan'ın eline geçmemek için buradaki bir kuleden atlıyor. Dolayısıyla ilk Riyazan Knezliği ile başlandı 1237. Ardından diğer Knezliklere doğru e, ilerlediler. E, Moğollar. Herkese merhabalar. Tarihle Başbaşa programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün İlyas hocamızla e, Altın Orda ve Rus etkileşimleri üzerine konuşacağız. Geçtiğimiz sene yaptığımız programda bu konuya çok kısa değinmiştik, çok kısaca bahsetmiştik. Şimdi daha detaylı program yapmayı düşünüyoruz. Ee, hocam öncelikle isterseniz ilk şöyle başlayalım. Ruslarla Moğolların etk ilk, etkileşimleri nasıl başladı? Altın Orda Rus ilişkilerine evlenen sürecin başlangıcı neydi? Evet, senin de dediğin gibi aslında tarihi kadim programı çerçevesinde biz biraz Altın Orda Rus münasebetlerini ele almıştık ve yanılmıyorsam daha çok Altın Orda'nın Rusya üzerindeki etkileri üzerinde durmuştuk. Tabii bu konuları da yine tartışırız artık bambaşka bir program çerçevesinde ama bugün dediğim gibi belki siyasi ilişkiler değil ama Rusların, Rus nasıl bağlı hale geldiklerini ele alalım ve daha çok da bu bağlılıklarının Göstergeleri nelerdi bu konu üzerinde e, duralım. Çünkü siyasi tarihe baktığımızda Moğol Rus veya Altınorda e, Rus knezlikleri ilişkileri bilgi bulmak çok daha kolay yani takipçilerimiz veya tarihçiler diyelim veya işte izleyiciler bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi bulmaları çok daha kolay. Ama bağlılık daha farklı bir konudur. Ama şüphesiz ne tür bağlılıkları olduğu konusuna geçmeden önce senin sorunla başlayalım. İlk karşılaşmaları nasıl oldu? Çok kısaca tabii bunları arz edelim. Moğol-Rus birliklerinin İlk karşılaşması 1223 yılında Kalka Nehri muharebesinde gerçekleşti. Aslında bu sefer sırasında Moğolların bu seferi sırasında hedefte doğrudan Ruslar Yoktu bunu söyleyelim. Bu Ruslarla veya Kıpçaklarla karşılaşmaları Moğolların aslında Harezm Şah Devleti üzerine yapılan seferin bir devamı niteliğindedir. Nitekim Sübettey ve Cebe Noyan Harezm Şah Devleti'ni mağlup ettikten sonra işte Kafkasya'ya geçiyorlar. Oradan yine Deşli işte Kıpçak coğrafyasına geliyorlar ve kaynaklarda tabii bu karşılaşmayla ilgili çok ilginç, ...bilgilerin olduğunu görüyoruz. Mesela e, tabii Subete ve Cebe Noyan bu coğrafyaya geldiğinde... E, ...ilk karşılaştıkları e, kimseler Kıpçaklar oldu. Dolayısıyla Ruslarla Moğollar arasında Kıpçaklar vardı. Ama Kıpçaklar eski düşmanları aslında Rusların yanına elçi göndererek... ...Doğu'dan yeni bir tehdidin geldiğini, bunun Moğollar olduğunu... Kıpçakların kendilerinin onlarla savaşacaklarını ama sıranın Ruslara da geleceğini belirtiyorlar. Dolayısıyla da bir nevi ittifak teklifinde bulunduklarını görüyoruz. Tabii Ruslar bu ittifakı kabul ediyorlar. Aslında Rus tarihçileri arasında da şöyle bir görüş vardır. Hani Ruslar belki kabul etmeseydi Kıpçakların bu ittifakını Acaba belki hiç Moğollarla daha sonra savaşmak zorunda kalmazlar mıydı sorusunu soruyorlar. Ama tabii çok gerçekçi değildir bu. Yani er ya da geç sıra Ruslara da geleceği kesindi. Tabii yine ilginç bir husus Kıpçaklar bir elçi gönderiyorlar ama Moğollar da Rusların yanına bir elçi gönderiyorlar. Ve diyorlar ki bizim hedefimizde aslında Kıpçaklar var. Ruslar yok. Dolayısıyla hani siz katılmayın bu savaşa şeklinde bir Onların da teklifi oluyor ama Ruslar gelen Moğol elçisini dinlemedikleri gibi onu öldürüyorlar ve nitekim 1223 yılında Birleşik Kıpçak Rus birliklerinin Moğollarla savaştığını, Moğolların sayıca neredeyse 4 kat daha az olmalarına rağmen galip geldiğini görüyoruz. Yine burada tabi ilginç hususlardan biri belki bir gün bu konuyu da ele alırız. Az önce de söyledim aslında. Kıpçaklarla Ruslar aslında burada bir asırdan fazladır. Kendi aralarında mücadele içerisindeydiler. Bu coğrafya için, Karadeniz'in kuzeyi için ama şimdi bir ittifak kurduklarını görüyoruz ama bu ittifak bir netice vermedi ve Moğollar galip geldi. Yine yıllıklarda anlatılan ilginç bir husus var bu konuyla ilgili. Rus Knezleri kaçarken, kaçarken Kalka Nehri'nin öbür tarafına geçiyorlar ve kendi bindikleri kayıkların dışında diğer kayıkları yakıyorlar. Dolayısıyla Moğolların kendilerini takip etmemesi için ama şuna yol açıyor tabi kaçan diğer Rus askerleri bu sefer Moğol kılıçlarının altında hayatını kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir hikayenin de anlatıldığını görüyoruz. Ama asıl karşılaşma Ruslarla Moğollar arasında şüphesiz 2. Kıpçak Seferi sırasında oldu. Bu sefer artık hem bu seferin hedefinde İdil Bulgarları, Kıpçaklar, Ruslar ve diğer halklar var. Hem de doğrudan dolayısıyla Ruslar hedef alan bir seferdi bu. Ve seferin başında da Çengiz Han'ın torunu Batu vardı. Nitekim 1236 37de İdil Bulgar Devleti'ni ele geçiriyorlar. Ardından buradaki... Başkurtları mesela, Başkurt halkını, Finogor halklarını, Mordovaları vs. Ardından da 1237 yılından itibaren Rus knezlikleri tek tek hakimiyet altına alındığını görüyoruz. İşte Riyazan'la başlandı mesela ve yine yıllıklarda Riyazan knezliğinin veya Riyazan şehrinin ele geçirilişini, geçirilişiyle ilgili ayrı bir tarihi hikaye de var. Riazan'ın Moğollar tarafından tahribatı hakkında hikaye. Biraz Igor destanını bize hatırlatmaktadır. Stil olarak, üslup olarak ama içerik olarak mesela Sümbike destanını veya Sümbike ile ilgili efsaneyi hatırlatıyor. Çünkü Batuhan güya Riazan Knezi'nin eşini görünce ona aşık oluyor ve kendisine istiyor. Tabi Riazan Knezi vermiyor eşini doğal olarak e, ve diyor ki hani aralarında savaş oluyor, Rezan Kınez'i mağlup ediliyor, öldürülüyor. E, eşi Yevpraksia da Batuhan'ın eline geçmemek için buradaki bir kuleden atlıyor. E, şeyde Hikayede böyle bir e, parçanın da yer aldığını e, görüyoruz. Dolayısıyla ilk Ryazan knezliği ile başlandı 1237. Ardından diğer knezliklere doğru e, ilerlediler. E, Moğollar kimdir? İşte bunların başında Vladimir knezliği geliyor. Moskova, Yaroslavl, e, Smolensk ve daha da batıya doğru gidildiğini biz e, biliyoruz ki diğer bir önceki programda da galiba kısaca ele almıştık e, Batuhan'ın bu deşli kıpçak seferini. Nihayetinde ne oluyor? sefer sonucunda Altın Orda Devleti kuruluyor. 1242 yılında Rus knezlikleri de Altın Orda'ya bağlı hale geliyorlar ama doğrudan Altın Orda Devleti'nin içerisinde yer almıyorlar. Yani Moğollar Altın Orda, Rus knezliklerinin idari yapısına dokunmuyorlar. Knezlikler varlıklarını devam ettiriyor. Bir, ikincisi hatta Moğol öncesi burada Mevcut olan büyük nezlik uygulamasını da devam ettiriyorlar. Ama bir takım yükümlülükler olacak ki aslında bu yükümlülükler de bugünkü bizim programımızın konusunu teşkil etmektedir. Evet hocam tam onu soracaktım ben de. Bu bağlılığın en önemli göstergesi neydi Altın Ordu açısından? Yani Rusların idare yapısına dokunmadılar demiştiniz. Direkt bağlı da değiller. Peki nasıl bu bağlılık gerçekleşiyor? Tabii şöyle birçok bağlılık göstergesi var. Onları şimdi ele alacağız ama en önemlisi bana göre birincisi hani evet knezlikler varlıklarını devam ettiriyorlar. Bunu söyledik. Hatta knezlikler arasında en büyük büyük knezlik dediğimiz bir knezlik var. Diğer knezliklere üstünlük sağlayan ve merkezi konumda olan bir knezlik. Dolayısıyla bu uygulamaya da dokunmadılar ama şunu yaptılar. Rus Knezlerini hanlar kendileri atamaya başladılar. Ve e, bu atamayı gösteren diyelim veya e, atamanın gerçekleştirdiğine dair de onlara yarlık adı verilen belgeler vermeye başladılar. Dolayısıyla en önemli göstergelerinden biri biz e, Knezlerin hanlardan <laughs> tahta çıkmak için Rus Knezliklerin başına geçmek için yarlık almak zorunda olduklarını belirtelim. Ve bu uygulama 1242'den itibaren yani Altın Orda Devleti'nin kuruluşundan itibaren ta 15. yüzyılın yarısına kadar sürdüğünü görüyoruz. Tabi yarlık nedir? Yarlık aslında başlangıçta büyüğün küçüğe sözü anlamına geliyordu. Daha sonra emir anlamında kullanıldı. Zamanla yarlık aslında Altın Orda Devleti veya diğer ulus kardeş ulusların divan inşasında çıkan bütün belgelere yarlık denilmeye başlandı. Ve hangi durumlarda yarlık alıyorlardı Rus Knezleri? Mesela yarlık sahibi öldü diyelim. Bir Rus Knezi öldü. Onun oğlu ya da onun kardeşi veya yeni hanın izni olmadan tahta çıkamıyordu. Dolayısıyla yeniden mevcut handan, Altın Orda hanından yarlık almak zorundaydı. Ve tam tersi örneğin Altın Orda hanı öldü diyelim. Bu sefer yine Rus Knezi hala tahtında olmasına rağmen hakimiyetini yeni hanada onaylatmak zorundaydı. Dolayısıyla hem Rus Nezi öldüğünde hem Altın Orda hanı öldüğünde bu belgeler, bu yarlıklar yenilenmek zorundaydı. Tabii şöyle durumlar da vardı. E, yarlığı iptal de edebiliyordu altın orda han. Dolayısıyla herhangi bir e, cezası vardır Rus nezinin veya itaatsizliği söz konusudur. Dolayısıyla böyle bir durumda e, yarlıkların iptal edildiğine dair biz örneklerde görüyoruz. Maalesef bu yarlıkların günümüze ulaşmadığını e, görüyoruz. Halbuki ama e, varlıklarından nereden haberdarız? Şuradan haberdarız. Yıllıklarda çok ayrıntılı bilgi var. Yıl yıl hangi knezin e, hangi tarihte Altın Orda Hanı'nın yanına gittiği, yarlık alıp almadığı vesaire Tüm bu konularda ayrıntılı bilgi vardır ama günümüzde tabi bunlar ulaşmadı. Tabi bir başka önemli ve en önemli diyelim bağlılığın göstergesi o da Rus Knezlerinin altın Altınorda Hanlarını ziyaret etmeleri. Yani başkent saraya seyahatleri. Neden seyahat ediyorlardı? Bunun da bir iki sebebi var. Birincisi... Ee, o da e, Altın e, Rus knezleri Altın Orda'daki kurultaylara katılmak zorundaydılar. Aynen ele geçirilen diğer bölgelerin yöneticileri gibi. Ama bundan daha da önemli bir sebep vardı. O da e, yarlık kalmak için. Az önce söyledik değil mi? Yarlık e, en önemli göstergelerden biriydi e, Rusların Altın Orda'ya bağlılıklarının ve e, bu yarlık elde edebilmek için de Rus Knezleri çok sıkça hanı ziyaret etmek zorundaydılar. Örneğin 1242 ile 1430 yıllar arasında 70 kez Rus Knezlerinin başkent sarayı ziyaret ettiklerini biliyoruz. Bazen bir Knez birkaç kez gitmek zorunda kalıyordu. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusuydu. İlk ziyareti örneğin Alexander Yaroslavich yaptı. Çok daha Altın Orda Devleti'nin kuruluş sürecinde, Batuhan döneminde. Mesela Rostov Knezi Gleb 4 yıl kaldı. Yani Han'ı ziyarete gidiyor ve uzun süre burada geçiriyorlardı. Diğer Knezler için de geçerli. Mesela Gleb burada bir Tatar kızıyla evlendiğini görüyoruz Gleb'in. Diğer Knezler için de aynı şey geçerli. Hem yolculuk hem de burada bulunmaları, burada kaldıkları süre aslında zor bir dönemdi Rus Knezleri için. Çünkü kendilerinden birçok şey yapmalarını istemişlerdir Hanlar. Işte iki ateşin arasından atlamalarını istiyorlar. Kımız içmesini istiyorlar. Bazı putlara tapmalarını istiyorlar vesaire. Genellikle tabi uyuyorlar. Genellikle yerine getiriyorlar tüm istekleri ama bazen buna karşı çıkan Rus knezlerinin de olduğunu görüyoruz. Mesela en önemlisi bunlardan belki de Çernigov knezi Mikhail'dir. O diyor ki yani Batu Han'ın Han ile arasında tabi elçiler gidip geliyorlar. Ee, hani saraya geldi Mihail ama doğrudan Batu tarafından kabul edilmiyor. Dolayısıyla kaldığı yerden Batu'nun elçisi gidiyor, o gönderiyor vesaire diyor ki ben senin hakimiyetini kabul ediyorum. Yani Altın Orda Devleti'nin hakimiyetini kabul ediyorum. Sana bahşeyi yiyorum Batuhan'a. Ama diyor bana işte iki ateş arasında atlamayayım diyor. İşte putlara tahmin çünkü Hristiyanlıktan çıkarım şeklinde. Ve gerçekten de tüm bunları yapmayı reddediyor. Ve bu da az önce biz bahsettik. ilk sorudaydı galiba. Reza'nın tahribatı hakkında bir hikaye var dedik. Şimdi mesela Knez Mihail'in altın orada ölümü hakkında da bir Tarihi hikaye vardır yıllıklarda. Burada yeri gelmişken veya bunlardan bahsetmişken şunu da söyleyelim. Şimdi bunları yıllıklardaki tarihi hikayeleri, Altın Orda ile ilgili olanları neşredeceğim. Yayına hazırlıyorum. Yarısından fazlası hatta tamamlandı. Artık herhalde kitap çıkınca ayrı bir program yaparız bu konuyu. Yıllıklardaki Altın Ordu'ya dair tarihi hikayeler. Çok ilginç hikayeler bunlar. Burada sadece bunu söyleyelim. Daha sonra ayrıntılı olarak konuşuyoruz. Dolayısıyla işte Çernigov Knezi Mikhail'in örneği var önümüzde. Mesela ilginç bir not bu konuyla ilgili Karpini'de var. Karpini diyor ki kendisi namesinde kendi raporunda Knez Andre diyor Moğolların arasında iken işte altın orada bulunurken başkent sarayda Moğolların atını çaldı ve o o atları satmakla suçlandı diyor ve tabii ki orada idam edildiğini söylüyor tabii bu herhalde çok gerçekçi bir bilgiye benzemiyor çünkü Rus Knez'i gidecek de. Altın orada da işte Moğolların atını çalacak vesaire. Tabii ama şöyle bir şey var. Knez Andre'in olayı gerçek olmasa da çok sayıda Rus krizinin başkent sarayda öldüğünü biz biliyoruz. Sadece ilk asırda yani 1242'den başlayıp 1300 1300'lü yıllara kadar altı knez ölüyor. Yaklaşık 10 knezin Moğollar tarafından idam edildiğini görüyoruz. Ama daha sonraki süreçte artık hem bu ölümlerin hem de idamların azaldığını da görüyoruz. Çünkü zamanla Ruslar kabulleniyorlar. Yani diyorlar ki Moğol hakimiyeti, Altın Orda hakimiyeti Rusya üzerinde daha uzun sürecek. Şu an isyan etmenin, karşı çıkmanın anlamı yok. Dolayısıyla bir kabullenme döneminin olduğunu görüyoruz. Ama belirttiğim gibi zor bir süreç olduğunu söylememiz lazım. Tabi yıllıklarda bazen şöyle bilgiler de var. Sanki Knezler altın orada da işte başkent sarayda idam edilirken bunun sebebini hep dini hususlarla açıklıyorlar. Halbuki öyle değildir. Çünkü biz biliyoruz altın orada hanları tüm dinlere karşı müsamahalı davranıyor. Birincisi bu. İkincisi oradaki ölümlerin ya itaatsizlikle ilgisi vardır ya da Rus nezlikleri arasındaki kendi aralarındaki mücadeleden dolayı idam edilmişlerdir. Ama hem yarlı kalmaları hem hanı ziyaret etmeleri yani saraya siyahatleri bağlılığın en önemli göstergeleriydi. Geçtiğimiz programda Rein çocuklardan bahsetmişiniz. Altınor'da e, Rus knezleri kendi çocuklarını şey işte başkence saraylara olarak bırakıyorlar diye. E, bu bir yükümlülüğün göstergesi miydi? Bunun haricinde eğer bu böyleyse başka ne gibi sorumlulukları vardı knezlerin? Tabii bu da yükümlülüklerden biriydi. Çünkü mesela e, az önce söyledik. Hangi sebeplerden ötürü Rus knezleri e, hanları ziyaret etmek zorunda e, kaldıkları konusunu ele aldık. Tabii gittiklerinde genellikle çocukları da yanlarında bulunuyordu. Bu çocukları da şöyle düşünmeyelim yani 3-5 yaşında değil bunlar artık büyük ve yetişmiş kimselerdi. 15 yaşında olabilir 20 vesaire daha fazla. Dolayısıyla onları da yanlarında götürüyorlardı. Az önce de söyledik. Sarayda hayatları hiç kolay değildi Knezler'in. Bir kere devamlı hem hana hem diğer görevlilere hediyeler vermek, hediyeler sunmak zorundaydılar çünkü yarlık almak istiyor. Diğer knezler de yarlı kalmak istiyor. Büyük knezlik için ve işte Moskova, Tver knezliği için. Dolayısıyla bir nevi yarış söz konusuydu. Onun için hanlara devamlı ve diğer yetkililere devamlı hediyelere hediyeler vermek zorundaydılar. Bazı paraları bitiyordu, bazı hediyeleri bitiyordu. Dolayısıyla borçlanıyorlardı. Hem Hanlara borçlanıyor hem de Rus tüccarlarına borçlanıyordu. Özellikle işte Hanlara borçlandığında mesela çocuklarını rehin bıraktıklarını görüyoruz. Ama sadece böyle bir durumda değil. Örneğin Han e, Knez'e herhangi bir görev veriyor. Ve görevi yerine getirince kadar da onun çocuğunu e, başkent sarayda alıkoyuyordu. Böyle bir e, sebep de olduğunu görüyoruz. Zamanla çok ilginçtir ki Rus Knezleri artık çocuklarını kendileri sarayda rehin bırakmaya başladılar. Bunun da sebebi şu, az önce de belirttim. Aslında bu çocuklar artık yetişkin kimselerdi. Dolayısıyla bir nevi babalarının çıkarlarını burada savunuyorlardı. Başkent sarayda. Dolayısıyla bu uygulamanın mevcut olduğunu görüyoruz. Mesela bir örnek verelim. Kulikov Savaşı'ndan sonra bile e, Toktamış Han döneminde işte e, Mama'y Mirza'yı Kulikov'dan mağlup eden Dimitri Danskoy kendi oğlu Vasili'yi Toktamış'ın sarayında bırakıyor rehin olarak. Burada e, belli bir süre kaldıktan sonra vasili kaçıyor aslında ve daha sonra Rus tahtına çıkıp e, 30 yıldan fazla e, yıl e, hüküm sürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu rehim bırakma olayı gerçekten de altın orada Rus ilişkilerinde mevcut olan bir uygulamaydı ama bunun dışında da tabi çok sayıda bağlılık göstergesi vardı Örneğin hangisi Örneğin Rus knezlikleri arasında bir sıkıntı yaşandığında ki çeşitli sebeplerden ötürü anlaşmazlıklar oluyordu işte Knezlik mücadelesi büyük Knez olma mücadelesi ticari bazı konular vesaire tüm bu konuların, ya hanın huzurunda çözüldüğünü görüyoruz. Yani mahkemeler kuruluyor ve hanın huzurunda çözülüyor. Ya da hanın görevlendirdiği bir emir veya bir elçinin huzurunda çözüldüğünü görüyoruz. Bir iki örnek verecek olursak. Mesela 1297 yılında Moskva, Tver, Periyaslavl ve Riyazan Knezlikleri yine bir knezlik konusunda anlaşamıyorlar. Kimin knez olacağı konusunda vesaire. Dolayısıyla bu meseleyi Tokta Han'a götürüyorlar. Altın Orda Han'ı. Tokta da Herkese emir gönderiyor. Diyor ki hepiniz Vladimir şehrine gelin. Ben buraya kendi adamımı Nevrü adlı emirini gönderiyor. Ve onun nezdinde bu mesele çözülüyor. Tabi çözülüyor ama daha sonra mesela tekrar 1304 yılında aynı Knezliklerin yine anlaşamadığını görüyoruz. Bu sefer yine Toktahan diyor ki yine bir araya gelin ben kendi elçimi gönderiyorum. Bu sefer Periyaslavl şehrinde buluşuyorlar ve yine mesele çözülüyor. İlginç bir şekilde tüm bu mahkemelere aynı zamanda saraydaki Rus psikoposluğunun yetkilileri de katılıyordu. Şunu belirtelim, Altın Orda Devleti'nin kuruluşundan itibaren Başkent Saray'da Rus piskoposluğu kurulmuştur. Çünkü az önce söyledik, hem bütün dinlere müsamahalı davranıyor hem de din adamları vasıtasıyla, Rus kilisesi vasıtasıyla hanlar, Rus topraklarını daha kolay bir şekilde idare etmeye çalışmışlardı. Dolayısıyla psikoposluğun kurulmasına izin veriyor ve kendi amaçlarına uygun olarak onlardan istifade ettiklerini görüyoruz. İşte buraya mesela yine psikoposluğunu göndererek ne yapmaya çalışmış? Rus Kinezleri arasında savaşın olmamasını. Çünkü bu belki uzun vadede evet Hanların lehine olmuş ama ticari olarak vergi, tedar, vergi alınması konusunda vesaire bir anlaşmazlığın olması hanların da işine yaramamıştır aslında. Dolayısıyla mahkemeler bir başka bağlılık konusu. Nüfus sayımı aynı şekilde çok önemli. Bu da 1242 yılından itibaren. Altın Orda Hanları Rus Knezliklerinde nüfus sayımı gerçekleştirmişlerdir. Dediğim gibi her han değişiminde veya önemli bir fetre dönemi sonrasında veya önemli bir savaş sonrasında sıkça nüfus sayımı yaptıklarını görüyoruz hanların Rus topraklarında en son belki biraz Novgorod'da geç bir tarihte yaptılar 1259'da ama diğer hakimiyet altına alınan bütün knezliklerde daha Batuhan döneminde aslında bu nüfus sayımları yapılmıştı bunu niye yapıyorlar çünkü Alınacak vergi miktarını belirlemek için. Az sonra belki bahsedeceğiz ee, asker alımı yani Rus birliklerinin altın ordu'nun e, ordusuna e, katılmaları gerekiyordu. Asker sayısını belirlemek için bu önemliydi. Diğer yükümlülükler vermek için, çünkü işte köprü bakımıdır, yağm istasyonlarının bakımı bunları da e, neticede Rus topraklarından geçen e, bu tür e, yapıların bakımı yine Ruslara ait. Dolayısıyla bunları iyi bir şekilde düzenlemek için nüfus sayımları yapmak zorundaydılar. İlk başta tabi isyanlara yol açıyordu. Aynen vergi toplanması olayı gibi. Ama zamanla artık Moğollar değil de bu işi Ruslar üstlendiklerinden dolayı ne oldu? Bu isyanların da artık kesildiğini görüyoruz. İşte nüfus sayımı dedik. Sebeplerinden biri vergi toplamak olduğunu söyledik. İşte yükümlülüklerden biri veya bağlılık göstergelerinden biri şüphesiz e, vergi e, tedarikiydi Rus gnezliklerinden. E, her şeyden onda bir oran, oranında bir verginin alındığını biz görüyoruz. Vergi tabi e, çok farklı kelimelerle ifade edilmektedir kaynaklarda. Mesela e, yasak kelimesi. Dan, dan kelimesi, buna biz e, aynı şekilde Rusçada vıhıt deniliyor, çıkış anlamında, o da yasak anlamında. Dolayısıyla çok sayıda e, bir e, çok sayıda farklı terim kullanılmış. Aynı vergi için ama yani genel bir vergi için. Ama bunun dışında tabii farklı vergiler için farklı isimler de vardır. Nedir mesela tamga vergisi, tüccarlardan alınan vergi, yan vergisi. Yam istasyonlarının e, işleyişi için gereken e, masrafların karşılanması için toplanan bir vergi. Mesela e, köprü parası işte e, mastavşina diyorlar Ruslar buna veya lavitva hanskaya bu da ilginç bir şey. E, Altın Orda Hanları Rus topraklarına yakın bir yerde Av, ava çıktıklarında yine hanın masraflarını karşılamak üzere halktan vergi toplandığını görüyoruz. Dolayısıyla bunun gibi aslında başka vergiler de var. Yine aynı nüfus sayımı olayında olduğu gibi veya diğer yükümlülükler meselesinde olduğu gibi başta tabi bu vergi toplanması konusu isyanlara yol açıyordu ama zamanla vergileri Rusların kendisi toplayıp hana götürdüklerinden dolayı artık toplayan Ruslar olduğundan dolayı bu tepkinin azaldığını biz görüyoruz. Tüm bu işlerle kimler görevliydi? Darugalar görevliydi. Bu da bir başka aslında yükümlülüğün göstergesidir, bağlılığın göstergesidir. Daruga kimdir? Daruga hem askeri hem de idari işlerle ilgilenen, Han'ın özellikle önemli merkezlere ele geçirilen topraklardaki önemli merkezlere gönderilen bir görevliydi. Baskak da diyoruz biz ona, Türkçe'si Baskak, belki Sercünlularda şahne veya şihne olarak da ifade edilen kimseydi. Ne yapıyordu bu? Nüfus sayımı gerçekleştiriyor, vergi topluyor, asker tedarik ile uğraşıyor, asayişin sağlanması yine onun görevleri arasındaydı. Dolayısıyla Böyle bir görevlinin veya böyle bir uygulamanın da biz olduğunu görüyoruz. İşte hep söylüyoruz, nüfus sayımının sebeplerinden biri asker tedarik etmekti, değil mi? Ruslardan. Nitekim biz şunu biliyoruz, Ruslar hem Esir edilen, hem köle olarak kullanılan Rusların altın orda birliklerinde yer aldığını görüyoruz. Ama bunun dışında bir de knezin kendisinin de birliklerinin altın orda'nın ordusuna veya seferlerine katılmak zorunda olduklarını biliyoruz. Mesela Reshidüdin de bu bahsediyor. Altın orda İlhanlı savaşlarında. Ee, Rus e, Knezi'nin birliklerinin katıldığını ve yine biz Rus yıllıklarının kendisinde de şunu okuyoruz. Örneğin Altın Orda'da e, Toktahan ile e, Nogay Mirza arasında bir e, çatışma olduğunda Nogay'ı öldüren Rus askeri olmuştur. Demek ki Toktahan'ın e, birliklerinde Rus askerleri yer alıyordu. Tabii Rus askeri Nogay'ı öldürüyor ama ödüllendireceğini zannediyor. Çünkü Toktahan'ın düşmanıydı, rakibiydi ama Toktahan bu Rus askerinin de idam edilmesini aslında emredecektir. Çünkü diyor ki Nogay bir han gibiydi ve hanı öldürme hakkı ancak diyor bana aittir. Dolayısıyla öyle bir olayın da öyle bir örneğin de yaşandığını biz biliyoruz. Yine mesela biz Rus askerlerini nerede görüyoruz? Timur Toktamış savaşlarında da Yine Rus askerlerinin Toktamış Han'ın ordusu içerisinde yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da bağlılığın e, önemli göstergelerinden biriydi. Hocam birçok e, bağlılık göstergesinden bahsettiniz ama biz biliyoruz ki Orta Çağ'da bağlılığın en önemli göstergelerinden birisi para. Şimdi isim yazdırma mevzusu üzerine ben soracağım. E, Rus Knezleri Altın Ordu isimlerini kendi paraların üzerinde geçiriyorlar mı? Tabi para da önemli bağlılık göstergesidir. Senin belirttiğin gibi altın orada Rus münasebeleri de bu bağlamda bir istisna teşkil etmedi. Aslında şöyle bir durum var para konusunda. Moğol seferleri başlamadan önce Rus Knezlikleri hem siyasi hem ekonomik bir kriz içerisindeydi. Neden siyasi? Çünkü kendi Knezlikler arasında bir mücadele var. Büyük knez olma çabası var bütün knezlerde dolayısıyla bir ne diyelim parçalanmışlık söz konusuydu. Aynı şekilde tabii bu hem siyasi mücadele diğer taraftan Kıpçakların sürekli Rus topraklarına saldırısı. Yine buna ek olarak belki bir gümüş krizinin yaşanması aslında aslında Moğol seferleri öncesinde hem Rus knezliklerinin bir ekonomik kriz yaşamalarına neden olmuştu ama aynı zamanda para basımına da son vermişti. Dolayısıyla 12. yüzyılın sonundan itibaren Rusya'da para basımının durdurulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Yani Altın Orda devleti kurulmadan ve Ruslar Altın Orda'ya bağlanmadan önceki vaziyet buydu. Tabi uzun bir süre boyunca Rus knezlikleri para basamadılar. Bunu söyleyelim. Altın Orda devletinde kullanımda olan paralar paraları kullandılar. Çünkü zaten dış ülkeyle pek dış ülkelerle pek bağlantıları yoktu. Altın Orda'ya bağlı olduklarından dolayı. Ama özellikle 14. yüzyılın ortasından itibaren Rusların yeniden para basımına başladıklarını görüyoruz. Mesela 1380 yılında Artık hatta Dimitri Donskoy adına paranın basıldığını evet. görüyoruz. Paraya da bu dönemde zenga demişlerdir. Tengeden geliyor bu konuları. Yine ayrı bir program yapacağız galiba kültürel etkileşim evet. konusunu. Burada şunu görüyoruz. Yani paralarda neler yer alıyordu? Paranın ön tarafında Rus Knezinin tasviri ve adı veya diğer bilgiler yer alıyor. Arka tarafında ise Altın Orda hanının adı ve Altın Orda paralarındaki yazılar birebir kopyalanıyordu. Yani örneğin mesela 1380 yılında veya sonrasında Dimitri Donskoy'un paralarında Toktamış hanının adı zikrediliyordu. Sultan Toktamış şeklinde veya mesela yine aynı şekilde onun hakimiyeti uzasın, yani uzun olsun temennisi gibi. Nasıl Altın orada Devleti'nin paralarında buna dair bilgiler varsa, Rus paralarında da aynı bilgilerin alınarak kopyalandığını görüyoruz. Tabii bu da yine uzun bir süre devam etti ama şunu da görüyoruz. Rusya'nın Altın Orda'ya bağlılığı, veya altın oradanın hakimiyeti Rusya üzerindeki azaldıkça bu o, paralardaki bu yazılarında yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyoruz. Başta okunmaz hale, halde kullanılıyor. Yani sadece Arap harfleri bir şeyler yazılıyor. Herhangi bir anlam ifade etmeyen yazılar yer alıyor. Daha sonra ise tamamen ortadan kalkmıştır. Ama ilginç bir husus belli bir süre boyunca Rus gnezliklerinde basılan paralarda altın orda hükümdarlarının adlarının zikredildiğini görüyoruz. Genel olarak özetlemeye çalıştık ve şunu söylememiz lazım. Sen programı bitirmeden onu belirtelim. Görüldüğü gibi 1242'de bağlılık başladı. Altın Orda Devleti'nin kurulması ile birlikte Rus gnezliklerinin işte 1480'de artık ee, Rus e, knezliklerinin ve merkezi diyelim çünkü Moskva artık büyük e, diğer knezliklerin büyük bir kısmını kendi etrafında birleştirmişti. 1480'de bu hakimiyetin sona erdiğini, 1502 yılında zaten Altın Orda devleti de daha doğrusu Altın Orda'nın devamı olan Büyük Orda da tarih sahnesinden çekiliyor ama bugün programda kısaca ele almaya çalıştığımız bu alanların hepsinde bir bağlılığın olduğunu görüyoruz ve bunun en önemli neticesi şüphesiz Rusya üzerindeki altın ordanın etkisi olacaktır. Yani tüm bunlar bu alanlardaki bağlılık vesaire ziyaretler, rehin bırakmalar, para basımı, vergi toplanması doğal olarak bir etki de bırakmıştır. Yani kurulmakta olan Rus devletine hem örnek teşkil etmiş hem benimsemeler olmuş. Dolayısıyla ama bu Ayrı bir programın konusunu teşkil ediyor. Kesinlikle bir program daha yapacağız bunlar alakalı. Ee, zaten talep de gelecekti muhakkak. Anlattıklarımız üzerinden. Ee, peki o zaman e, bu da bitirelim bu bölümü. Ee, görüşlerinizi aşağıda bize belirtebilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ee, bunun haricinde e, Shopyar mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki program için bize farklı önerilerde de bulunabilirsiniz. Biz ona göre de bir çizelge oluşturabiliriz. Ee, bir sonraki bölümümüze görüşmek üzere. Hoşçakalın.